Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki dilim kabakla çayın, kahvenin yanına çok güzel bir tatlı hazırlayacağım. Bildiğimiz kabak tatlılarından değil arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir tarif olacak. Şimdi burada 1 kilo kabağım var. Büyük 2 dilim, toplamda 1 kilo kabağım var. Küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Kanalımda çok güzel tatlı tariflerim var arkadaşlar. Kanalıma bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Hepsi de çok pratik ve her bütçeye uygun tatlı tarifleri. Ve kanalımdan istediğiniz tarifi de bulabilirsiniz. Tatlısından tuzluya, böreğinden çöreğine. Her türlü tarif mevcuttur kanalımda. Doğradığım kabaklarımı tencereme alıyorum. Üzerinde 2 su bardağı su ilave ediyorum. Suyunu fazla koymayalım arkadaşlar. 2 su bardağı yeterli oluyor. Önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alacağım. Kabaklar yumuşayana kadar pişireceğim. Kabağım haşlanırken 8-10 tane kuru incir doğruyorum. İncirler biraz sert arkadaşlar. Dolaptan çıkarttığım için bozulmasın diye dolaba koyuyorum. Yeni de çıkarttığım için birazcık sert. Şöyle küçük küçük küp küp doğrayalım. Yumuşayana kadar orta ateşte haşladım. Gördüğünüz gibi tamamen yumuşadı. Şimdi blenderdan geçiriyorum. İri taneler kalmayana kadar kabağımı blenderdan geçirdim. Bu kadar yeterli. Kaseme 1 su bardağı mısır nişastası aldım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı su ekliyorum. Öncelikle yarısını ekledim. Nişastamızı iyice eritelim. Daha sonra suyumun hepsini döküyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullanmış oldum arkadaşlar. 2 su bardağı da kabağımızı haşlarken ilave ettik. Şimdi nişastamızı kabağımızın üzerinden ilave edelim. 1 su bardağı da şeker ilave edelim. Şekerin de artırma yapabilirsiniz. Öncelikle iyice bir karıştırıp ocağa tekrardan alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Göz göz olup kaynayana kadar dipten karıştıralım. Hiç ara vermeyelim. Kaynamaya başladı. Şimdi küp küp doğradığım inciri de ilave ediyorum. İncirler çok sert olduğu için içinde birazcık yumuşasın. Eğer kullandığınız incir yumuşaksa şöyle 1-2 dakika sonra ilave edebilirsiniz. Şimdi karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum. Bayağı bir katılaşacak ve özleşecek. Hemen kaynayınca ocaktan almayalım. Bir 4-5 dakika kaynatacağım. Orta ateşte ne kadar kaynattığımı da sizlere söyleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte tam 7 dakika daha pişirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Kalıba koymaya geçelim. Şimdi tatlımı tepsiye döküyorum arkadaşlar. Kullandığım tepsinin boyutu 30'a 20 santimlik, istediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Evinizde neyi uygun görüyorsanız. Şimdi hemen sıcak sıcak kalıba dökelim. Şunu da demeyi geçmeyeyim. Ben incir kullandım. İncir yerine sarı üzüm, fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Hepsi de çok güzel yakışıyor arkadaşlar bu tatlıya.
Tepsiyi de önceden sudan geçirelim. Tatlımız kolayca test çevirirken kolayca çıksın kalıptan. Şimdi 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda dolaba koyacağım. 2 saat dinlendireceğim. Vaktiniz varsa daha fazla dinlendirirseniz daha da güzel olur. Tatlımı buzdolabında 2 saat dinlendirdim arkadaşlar. Tamamen kalıp aldı. Şu şekilde elimizle kenarlarını boşaltalım. Gördüğünüz gibi suyla ıslattığımız için kenarlarından kolayca boşluyor. Şimdi tatlımı test çeviriyorum. Tatlımı ilk önce en ortadan dilimliyorum. Daha sonra çevirip tekrardan ortadan dilimliyorum. Tatlımı servis tabağına alıp servis ettim arkadaşlar. Bademle de süsledim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, Hindistan cevizi ya da hiç süslemeden de servis edilebilir. Şöyle de bir göstereyim. Gerçekten de çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Gerçekten sağlıklı ve çok kolay bir tatlı. Şöyle kenardan canınız tatlı istediğinde kolayca yapıp çayın kahvenin yanına atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.